Yaralı halde bulundu, tedavi edilip doğaya salındı. Bitlis'te yaralı halde bulunan kırmızı listedeki yakalı toy kuşu, Van'da 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde 3 ay boyunca tedavi edildi. Bitlis'te bulunup ölmek üzereyken bize getirilen bir kuş. 90 gündür, yaklaşık 3 aydır tedavisi yapılmakta. Tedavisini yapıp doğaya, bizim hedefimiz en erken zamanda bırakmak. Yalnız bu kuş için özel bir gün belirledik. Bunun sebebi de av yasağının bitmesi. Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü korumasındaki Muş Ovası'na getirilen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yakalı toy kuşu doğal ortamına salındı. Yakalı toy malumunuz üzere Anadolu'da nesli tükenmiş olan türlerimizden. Aynı zamanda bu alan Toygiller familyasından olan toyun da yaşam alanı. Toy da bizim ülkemizde nesli tehlike altında olan bir tür. Yakalı toy yaralı olarak getirilmiş. Bizim Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı. 3 ay bizim misafirimiz oldu. İlk geldiği zaman 550 gramdı. Bugün salacağımız yakalı toyumuz yaklaşık 1,5 kilograma ulaştı. Artık doğaya salımı için yeterli bir vücut sağlığına kavuştu. Bugün nasip olursa burada yakalı toyu salmış olacağız. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 30 kuş gözlemcisi de yakalı toyu fotoğraflama şansı yakaladı. Türkiye'nin büyük ovalarından biri olan Muş Ovası, kuşların sadece geçiş noktası değil, aynı zamanda üreme alanı olarak da önemli bir bölge. Ova, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün koruması altında ender görülen kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.